İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazır mısınız? Başladım. İyi akşamlar. Öncelikle Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bizim bundan önce oynadığımız 4-5 maçta gerçekten yükselen bir form grafiğimiz, iyi oyunumuz vardı. Kazanamasak bile oyun olarak kazandığımız 4-5 maçımız vardı. Skor alamasak da. Puan aldığımız maçlarda, mağlup olduğumuz maçlarda da oyun ritmini ve oyun kalitesini yukarı taşıyan bir takım vardı. Ama bugün geçmiş maçlara nazaran biraz daha oyun ritmimiz düşük. Oyun kalitemiz biraz daha düşüktü. Tabii bunda Başakşehir'in çok moralli ve iyi bir organizasyon olan bir takım olmasında da payı var. İyi oynuyorlar, kaliteli oyuncuları var, iyi bir organizasyonları var. Zaman zaman bize üstünlük, oyun içinde bize üstünlük kurdukları dakikalar oldu. Yine maçı çevirebilirdik. Özellikle 1-1 yakaladıktan sonra ilk pozisyonu biz maçın sonlarına doğru yakaladık. Eğer onu golle sonuçlandırabilsek, hani üstün oynamadığımız bir günde galip de gelebilirdik. Çok pozisyon vermedik. Oyun üstünlüğünü Başakşehir'e verdik maçın büyük bir bölümünde diyebilirim. Ama yine de maçı çevirebilecek pozisyonu 1-1'den sonra ilk biz bulduk. Devam edeceğiz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Devam edeceğiz. Önümüzde çok çok önemli bir maçlar var. Bizim geleceğimizi belirleyecek. Kasımpaşa Spor'un geleceğini belirleyecek. Maçın hakemi Fırat Hoca Türkiye'nin en önde gelen iyi hakemlerinden biri. Ben defalarca kendini tebrik ettiğim maçlardan sonra tebrik ettiğim, sosyal medyada tebrik ettiğim günler oldu. Ama bugün takdir haklarını hiçbir şekilde bizden yana kullanmadı. Ortadaki bütün toplar bugün Başakşehir'in, tabii mazeret değil ama Başakşehir'e çalındı bugün. Yediğimiz ikinci golde de bana göre %100 faul var. Tekrar televizyondan seyrettim, %100 faul. VAR'dan niye dönmedi? VAR o pozisyonu çevirmez. Maçın hakemi o pozisyonda devam ettirdiyse ona gol vermiştir, faul görmedim demiştir ki VAR'dan o pozisyonu çevirmezler. Hoca da bunu biliyordu. Ama %100 bir faulden ne yazık ki ikinci golü yedik. Tekrar edeyim, 1-1'den sonra kazanabileceğimiz bir maçtı. Ama oyunun büyük bölümünde Başakşehir bize oyun üstünlüğü, pozisyon olarak çok fazla pozisyona girmedi ama oyun üstünlüğünü gösterdiği bir maçtı. Tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı?